Efendim, bir görelim bakalım. Instagram'dan yazın bana kimler nereden izliyor bizi bir bakalım. Sevgili koçlarla başlayalım. İlk etapta başladıkları işleri sonuçlandıracakları sonuçlandıracakları bir hı, hı. Maddi olarak rahatlayacaklar. Maddi ee, olarak rahatlamalının verdiği yetkiyle birlikte sağlıkta mide ve e, bağırsak rahatsızlıklarına karşı duyarlı dikkatli olmaları gereken bir hafta. Özellikle koçlar ve yükselen koçlar bu haftaya başlarken tamamiyle tamamıyla eğitimsel konular, akademik çalışmalara ait sorumluluk taşıyanlar şu anda bizleri izliyorsa özellikle yapmayı planladığınız her şeyde ciddi anlamda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Eğitime ait bir iş sorumluluğunuz varsa ya da bir eğitimciyseniz Koç Burcu olarak neleri planladıysanız istediğiniz sonuçları Elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Harika. Aynı zamanda e, dolunay, Koç burçlarının hayat, aşk hayatlarında çoğunlukla ilişkiler konusunda ve sanatsal konularda yaratıcılıklarının ön planda olmasına destekleyen yardımlar sunacak. Güzel. Ve sosyal çevrelerinde bu hafta karşılarına çıkabilecek olan yeni tanışacakları kişileri otuzundan önce tanıdılar, tanıdılar. Eğer 30'undan sonra tanırlar ise askıda kalabilir. Tanıdığına pişman olabilir. 30 Ocak'tan önce kimi tanıyorsanız araştırma yapın, yakınlaşın. Hele kalbi boş olan bir koç burcuysanız yeni bir aşka 30'undan önce başlamaya özen gösterin. Yani oyalamayın, ertelemeyin, zaman kaçırmamaya, geciktirmemeye özen gösterin. Peki. Ee, bu hafta Özellikle iş ve kariyer hayatınızda abartılı ilişkiler ve tutumlar söz konusu olabilir. Bu durumda çevreniz tarafından yanlış anlaşılmanıza neden olabilir. Hı hı. Hem yılın ilk Dolunay'ı hem yılın ilk Merkür gerilemesi ve gezegenlerin kombinasyonu koçlara diyor ki sosyal çevrenizde bu hafta kalbiniz boşsa hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Ya ne güzel. Süregelen bir ilişkiye evliliğe sahip olan bir bireyseniz, ilişkinizde daha böyle karşınızdaki kişinin ruhunu okşamaya, onu anlamaya özen gösterdiğiniz takdirde olası bütün sorunları ve problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Süper. Bak anlayış, empati, koçların ilişkilerindeki romantizmin artmasına, ilginin, şefkatin daha çok çoğalmasına huzurun ve mutluluğun da ön planda olmasına yardımcı olacak. Şahane. Evli olanlar ne yapacakmış? Partnerlerini anlayışla karşılayacaklar. Bekar olanlar tanıştıkları kişileri ertelemeden hayatlarının aşklarını seçebilecekleri bir haftadalar. Süper. İş ve kariyer yaşamlarında ise asla abartılı davranışlar göstermeyin. Çalıştığınız işler üzerinde de alanlar adına da Temkinli, planlı olmaya, mümkün olduğunca özen gösterin. Abartılardan kaçının. Tamam. Aynı zamanda çarşamba gününden sonra iş kimliğinizle alakalı grupsal ilişkiler kurabilir. Bu kurduğunuz grupsal ilişkilerinizde ise iyi bir organizasyoncu olduğunuz takdirde her şeyin sizin hayrınıza ilerlediğinin farkında olacaksınız. Aynı zamanda e, terfi bekliyorsanız prim almayı düşünüyorsanız zamla ilgili planlarınız varsa birlikte çalıştığınız sizden üst düzeyde olan patron ya da yöneticilerden isteklerinizi talep etmek için Çarşamba ve Perşembe gününü değerlendirin asla bugün yarın değil cuma da değil Merkür günü çarşamba? çarşamba Jüpiter günü Perşembe Gezegenlerin kombinasyonu diyor ki harekete geç. Prim mi istiyorsun? Zam mı istiyorsun? Bu çarşamba. Terfi mi istiyorsun bir koç burcu olarak? O zaman üst düzey yöneticinin ya da patronunun kapısını çal. Peki ilişki için de bu geçerli mi Hayır Mesela... değil. Hafta boyunca ilişki konusunda ayın 30'una kadar çok şanslılar. Ellerini hızlı tutsunlar. Çabuk hareket etsinler. Çabuk hareket etsinler. Otuzuna bırakmasınlar tanıdıkları kişileri. Aynı güzel anlatıyor bugün bak tek tek. Ee, spotum onlara ne biliyor musun? Sağlığı söyledik değil mi? Sağlıkta mide ve bağırsak problemlerine karşı dikkatli olsunlar. <laughs> ee, spotum onlara bu hafta e, kaçarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Ne korkularınızdan kaçın ne de elde etmek istediklerinizden kaçın. Her şeyin üstüne gidin. Uzun oldu belki biraz ama... Yok kaçarak hiçbir şeyin... E, kaçarak, hiçbir kaçarak korkularından kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Üstüne gitmen gerekir. Her şeyin Neden korkuyorsan... Gerekir. Bir partnerin var mesela onu kaybetmekten korkuyorsun diyelim... ...onun üzerine gideceksin. İşin var kaybetmekten korkuyorsun... ...onun üzerine gideceksin. Sevgili koçlar işinle alakalı problem yaşıyorsan... E, ...ve mesela maaş konusunda maaşın düzenlenmesini istiyorsan... ...bana göre buradaki en önemli spot bu... Çarşamba günü part patronu kapısını çalabilirsin. Çünkü senin için şanslı ve güzel bir gün. Ah sevgili Boğalar. Aynen bu haldeyiz. Olsun. Düşünerek ve e, hayatı nasıl yapman konusunda planlı olursam bir boğa burcu olarak her şeyi değiştirebilecek, dönüştürebilecek güce kendi içinde nefsinle sahipsin İnşallah. Bunu hatırla yeterli. Nelere dikkat etmeliyim? Şimdi edelim, ne e, ilişkilerde dikkatli ve temkinli olun demişim. Hı hı. E, gerçek aşk için zamana ihtiyacınız var. İsyan etmeyin, bunun farkına varın. Maddi konularda dikkatli olun demişim. Öncelikle bu hafta hem yılın ilk Merkür gerilemesine boğa burçları nasıl hazırlanıyor? Yılın ilk dolunayı Aslan Burcu'nda onların yaşamını nasıl etkiliyor? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, haftaya başlarken hayattan alacağınız e, keyfe odaklanın. Her ne kadar zorluklar sizi yorsa da anı yaşamanın farkında olun. Bakın, anı kaçırdığınız anda geleceği de kaçırıyorsunuz. İçtiğiniz suyun tadına varın. E, dua ederken gönülden dua edin. Anı yaşayın. ...ne gelecek ne geçmiş, şimdiki anda olmaya özen gösterin. Anda kalın diyor. Anda kalın. Bunu başardığınız anda aşktaki bir yıldızı beş yıldız yapabilirsiniz... ...işteki iki yıldızı da beş yıldız yapabilirsiniz. Özellikle sevgili boğalar ve yükselen boğalar anda kalmayı başarmalı. Geçmiş ve gelecek arasında içsel dünyalarında didişmeyi bir kenara bırakmalı. ...bu hafta bunu başarsınlar Peki. ilk etapta. Özellikle aşk hayatınızda ise... ...geçen pazar günü... ...yani dün itibariyle oluşan... ...gezegen çekişmeleri... ...sosyal ilişkilerinizde ve dostluklarınızda... ...kaos yaşamanıza neden oldu. Hmm. Bu arkadaşım bana niye böyle davrandı? Bu kişi benim hakkımda niye böyle düşündü? Ya da niye insanlar benimle uğraşıyor gibi... Gün gün boyunca yıpranmış düşünceler ve duygular ile boğuşmuş olabilirsiniz. Olabilir. Herkes herkesle uğraşır. Önemi olan kadın hakkında dedikodu olur. Bir de önemli olan insan hakkında. Önemli olan insan hakkında. Kadın, hakkında. Kadın, erkek. Hiç fark etmiyor. Siz önemli bir bireyseniz ne zaman üzülün biliyor musunuz? İnsanların sizin hakkınızda konuşmayı, uğraşmayı, gizli düşmanlıklar yapmayı bıraktığı anda Hangi alanda tıraş kaybettiniz? Onun üzerinde virüs diyerekten kesinlikle hapşırdı ya kameramız. E, dikkatli olun. Yani ne olur e, insanların sizinle uğraşmasına kafayı yormayın. Yani senin hakkında konuşuyorlarsa aman önce diyorum seven. arkamdan konuşuyorlar diye kendi kendinize Benim nasıl bir diyorsun? sözüm var? Arkamdan konuşanları görmüyorum ben öndeyim hmm. arkada kalsaydım onların yanında olurdum Çok mu dedikodusu yapılacak boğaların? Boğaların ya. dün itibariyle başladı Bismillah Dün itibariyle başladı gizli düşmanlıkların şimdi bak yüzleşmek çok güzeldir Göremiyorsanız üzülün duyamıyorsanız üzülün Görerken duyarken şükredin Peki, nasıl kızmayın dışında e, şimdi iş ve kariyere gelecek kariyer aşık evli olanlar bekar olanlar hı hı. şimdi bir ilişkiniz varsa özellikle Aşk hayatınızda Lütfen e, neden anlaşamıyorum demeyin ne oluyor orada anlaşamıyoruz'u araştırmaya çalışın şimdi e, hatalar ...geçimsizlikler unutmayın ki... ...hiçbir zaman tek taraflı değildir. Mutlaka. Karşılıklıdır. Ya anlayışınız azdır... ...ya dinlemeniz azdır. Ee, geçinemediğiniz konuların... ...neden kaynaklandığı üzerinde... ...biraz düşünürseniz... ...ortadaki sorunları net bir şekilde bulabilir... ...sorun olan her şeyi... ...karşılıklı çözümleyebilirsiniz. Birlikteliği olanlar... ...evli olanlar geçinemedikleri hususların üzerinde düşündükleri takdirde ilişkilerini dengeleyecekler. Peki yalnız olanlar ne yapsın? Efendim gerçek aşk için zamana ihtiyacım varı ruhunuza hatırlatın. Birilerini tanıyabilirsiniz. Tanışın, görüşün, konuşun. Ama illa ciddi bir şey başlamak için Acele etmeyin. Mikrofonu biraz aşağı düştü. Ses tam gitmiyor olabilir. Benim haftalardır mikrofon imtihanım. Spot var mı? Spotu da alalım. Bu alalım tamam. bu arada. Ee, şimdi onların bu hafta sağlıkta... ...dişlerine dikkat etmesi gerekiyor. Diş, Diş sağlığı alakalı. Tamam. Spotum ise... ...kendinizi... E, ...kendiniz olmaya özen gösterin. Ne istiyorsanız onu yapın. Evet. Ee, sevgili Boğa, eğer bu hafta hayal ettiğin, istediğin, arzu ettiğin, yani içinden geçtiği gibi yaşarsan bütün sorunlardan çok daha kolay kurtulursun. Yani kendin gibi olursan e, zor bir hafta Boğalar için ama Allah kolaylık versin bütün Boğalar'a. Ben inanıyorum ki bütün zorlukları düşünceyle aşabilirler. İnşallah. Ve sevgili ikizler, ikizlere bakıyoruz hemen. İkizlerin bu haftaki en büyük imtihanı ne diye soracaktım ki. Şahane bir hafta gelmiş ikizlere. Ama uyarılar da var tabii ki. Aşk, bekar ikizlere aşk var mı? Evli ikizler neye dikkat edecek? Sağlıklarını korumaya devam etsinler ama uyarıların neler? Dinliyoruz Nuraycığım. Senin. Şimdi e, sevgili ikizler ve yükselen ikizler evliyseniz, süre gelen bir ilişkiye sahipseniz... ...partnerinizle aranızdaki olan aşkı tazeleyebileceğiniz bir haftadasınız. Harika. Hem hayatınızdaki kişinin size olan anlayışı hem hayatınızdaki kişiyle arzu ettiğiniz romantizmi karşılıklı elde edeceksiniz. Harika. Bak senin de yükselen ikizler, e, kalbi boş olan ikizler, yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler yeni aşklara adım atabilirler. Biraz önce bir boğaysanız e, uyarıları aldınız ama yükseleniniz ikizlerse yaşamda aldığınız yolu temsil ettiği için kalbiniz boşsa özellikle ayın 26'sı, 27'si, 28'i ve 29'u günlerinde yeni aşklara, yeni ilişkilere başlayabilirler. Ve hatta geçmişte arkadaş olduğunuz, ahbab olduğunuz, belki uzun yıllardır tanıdığınız kişiler ile aranızda bir e, ışık kıvılcım. oluşabilir, kıvılcım, kıvılcım oluşabilir, yeni bir aşk meydana gelebilir. Dün arkadaşımdı, bugün sevgilim oldu diyebilirsiniz. İkizler burcu için şok şok etkisi oluşturabilecek aşklar, tutkular haftasındayız. Kalbi boş, gönlü yalnız olanlar için. Evli olanlar ise partnerleriyle arasındaki tutkuyu, aşkı ve romantizmi doruk noktaya taşıyacaklar. Harika. Peki bu hafta iş, kariyer ve ...genel yaşamda... E, ...sevgili ikizler ve yükselen ikizler... ...kendinizi sınırladığınız... ...konular ile... E, ...tamamen... ...gergin olduğunuz ortamlardan... ...arınacaksınız. Sınırlarınızı kaldıracak... ...gerildiğiniz işlerden... ...ortamlardan... ...uzaklaşmaya odaklanacaksınız. Özgürleşmeye özen gösterin. Asla... ...sizi sınırlayan, sizi yoran yıpratan hiçbir şeyin hayatınızda barınmasına müsaade etmeyeceksiniz. En yakınınız bile olsa kalbi kırılır, gücenir, darılır diye düşünmeyin. İstemediğiniz bir sözü duymak istemiyorsanız duymak istemediğinizi söyleyin. Hissetmediğiniz kimseyle yan yana gelmeyin. Bunları yaptığınız hiçbir şey yapmayın. Diyorsun. Yapmayın, kesinlikle yapmayın. Özellikle işiniz, işinizi büyütmek, Yurt dışı için, yurt dışıyla, şehir dışıyla bağlantılı planlarınız varsa e, üzerinde araştırma yaparak çalışın. Hedeflerinizi geniş tutmakta fayda olacak bu hafta diyebilirim gezegenlerin kombinasyonu. Kariyerinizde etkili olabileceğiniz alanlarda çalışırken e, gösterişe hiç ihtiyaç duymayacaksınız ama yaptığınız işlerle siz gösterişli olacaksınız. Bu durumda da prestijinizin yükselmesine neden olurken kazanç imkanlarınızın da artmasına etki edecek. Harikasın Nuray. Vallahi etki edecek. İkizler için çok güzel şeyler söylüyor. Muazzam bir hafta onlar için. Şimdi bunlar olacak olaylar ne yapmasınlar? Neye dikkat etsinler? Neye dikkat etsinler? Bir kere istemediğiniz hiçbir şeyin yanında barınmayın. Hmm. İstemediğiniz kişileri de yanınızda tutmayın. Üzülen üzülsün, kırılan kırılsın. Siz önemlisiniz. Siz bu hafta kendine değer vermeyen insanların çevrenizde barınmasına müsaade etmezseniz neşenize neşe katacaksınız. Çok iyi. Sürekli sürekli şikayet eden, sürekli hüzünden bahseden yakınlarınız da olabilir, ahbaplarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Tabii ki iş yerinde çalıştığınız patronunuz da olabilir. Mecbursunuz onunla çalışmaya ama Bırakın, konuşsun, duymayın, takılmayın. Takılmayın. Ya da çok bir yakın ebeveyniniz olabilir. Tabii ki olabilir. Yani akrabanız olabilir, yakın bir akrabanız olabilir. Yani Bak, kimle e... aranda problem varsa duyma, görme, yanında durma. Hissetme, Hissetme. önemseme, yok say. Ee, bunu için... başardığın takdirde... ...psikolojik sağlığının da ne kadar güçlü olduğunu farkında varacaksın ama... ...başaramadığın takdirde... Psikolojik anlamda gelgitler yaşayabilirsin. Hmm. Bu gelgitlerin sana yaşatılmaması için durman gereken yeri bil. Sınır koyman gereken kişilere sınırlarını koy. Hmm. Ve sen bu hafta sıhhatin ve sağlığında e, kendine özen göster. Lütfen. Spotumuz ne? Spotum onlara güzel şeyler elde etmek zaman alır. Pes etme. Evet. Hiçbir şey için pes Güzel etme. bir hafta olacak ikizler için, güzel bir pes hafta olacak. gereken şahane bir haftadasın. ikizler tebrik ediyoruz. Haftanız güzel geçsin inşallah. Sevgili yengeçler sırası da geliyor. Bakalım bu hafta yengeçleri nasıl bir hafta bekler? Sevgili yengeç bak bak güzelliğe bak bak. Aşk 5. Ama beş, uyarılar da var. Para 5, sağlık 5. Haftanın en şanslısı, en mutlusu en paralısı. Bak yıkılıyor bu hafta yengeç ya. Çok güzel. Anlat yıkılıyor mı? güzel de. Yıkılıyor. E, yıkılırken de iştahı artıyor. <gülüyor> <gülüyor> kilo alıyor. Bak benim de yükselenim yengeç. Aman canımız yengeç. sağ olsun. Tabii ver. canımız sağ olsun. 15 gün sonra pişman oluyoruz. Bugün canımız sağ olsun derken. E, bakın ben de yükselen yengecim. Hafta sonu hiç spor yapmadım. Oturdum kalktım yemek yedim. Evet. E, çok iştahlı bir hafta ya, bu, sonu bu, geçirdim. Mesela sokağa çıkma yasakları falan. ...olduğu için de gerçekten hafta sonu... ...hepimiz öyleyiz biliyorum. mutlu, O beni gırtlak, bu beni gandil, tüm Yani boyuna yiyip içip oturuyoruz. E, kilo almamak olanaksız. Ama Ama dikkat can sağlığı. Önce sağlık Tabii olsun. Tabii ki, ki sağlık. Bu mu yani yengeçin Ama can boğazdan gelir de. Ama can yengeçin, boğazdan yengeçin, da çıkar. Dakika, niye şimdi yengeçin? Bir yengeçlerin kursağına niye bu? Ama bak izliyorsun? beslenmenize dikkat et. Lütfen. Benim de buna çok dikkat etmem Peki. gereken bir hafta. Evet maddi konularda rahatlayabilirsiniz... Fakat çok da duygusal olabilirsiniz. Hep evet, aşkı anlat. Şimdi anlatıyorum. İşi anlat. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Evet, güzel bir haftadasınız ama haftayı berbat etmek de sizin elinizde. Yapmamanız gereken bir hafta sonra pişman olmamak için işte ha dikkat, melankolik takılmamaya dikkat, ha. melankolik duygularınızın artacağı bir haftadasınız. Lütfen buna Eyvah. dikkat edin. Önemli. Eğer bunlara dikkat ederseniz bu hafta duygusal olacağınız bir hafta yoğun bir şekilde sizi beklerken romantik anlamda çok da dorukta duygular hissedebilirsiniz. Partnerinizde de o duyguyu hissedemediğinizde acaba beni sevmiyor mu? Acaba benim gibi duyguları yoğun değil mi gibi varsayımlar yapabilirsiniz. Paranoyalar yapabilirsiniz. Aynen yazıp yazıp oynayabilirsiniz. Bu durumda yolunda giden ilişkinizin... ...yolundan çıkmasına neden olabilir. Bak haftanın en şanslısı, aşkta en doruk noktası olan Burcu'muz. Ama yazıp oynama konusunda da zirvede olacaklar. Bu durumda e, kafalarında canlandırdıkları senaryolarla... ...yolunda giden evliliklerin yolundan çıkmasına... Ya, ...şahane ilişkilerin birbirine şey. girmesine neden olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Romantizmi yaşıyoruz ama mantıklı düşünceler ile ilişkilerimizin dengesini bozmamaya özen gösteriyoruz. Kurmuyoruz. Kurmuyoruz. Senaryo yazmıyoruz, evham yapmıyoruz. Partnerimizin cep telefonunu karıştırmıyoruz. ona gelen telefonları dinlemiyoruz. Onu aradığımızda arkadaki fonla uğraşmıyoruz. Partnerimizin bize ne dediğine bakıyoruz. Ya da Instagram'da işte kime kim kimi beğenmiş. beğenmiş Kimi ee, tıklamış, kime yorum yapmış, e şimdi nereye gitmiş, acaba WhatsApp durumuna ne koymuş, saatini niye gizlemiş? Hey, bak bunlar önemli şeyler. Bak, o şey kadar yani. önemli şeyler ki gizlediyse gizledi. Bırak, ilgilenme. Evet. Sadece ilişkinin enerjisine, sevgisine, sadakatine odaklan. Çok odakla. duygusal bir dönemde olduklarını mı kaynaklanıyor? Ve bu da şüphecilik. Bak, Dolunay, onları öyle bir sarsacak ki. Ee, ne oluyor ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Otur oturduğun yerde. <laughs> Huzurunu bozma. Hiçbir şey olmuyor. Sadece gezegenlerin oyununa gelme bir yengeç olarak. Bak çok güzel bir haftadasın yengeç. Şahaneliği berbat etme. Peki, aşkta kazanıyor. Aşkta kazanıyor Peki, yeter yengeçleri... ki şüpheci olmasın. Şimdi kalbi boş olanlar özellikle e, arkadaşları vasıtasıyla Entrika seven insanlarla tanışabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlatıyor. <laughs> Entrika seven <laughs> ...niye yaptıysam onu da beden dilimi kullanıyorum çok ben. Tamam sen? çok tatlı geldi bana. <laughs> Entrika sevenler karşınıza çıkabilir. Bu hafta tanış, tanıştıklarınızı 22 Şubat'tan sonra tanımayı tercih edin. Ne? 22 tabii, Şubat. Tabii ki. Çünkü profesyonel Bir var neredeyse Aşkım Merkür'de gerilemeye gireceği için Gerek yok. Birçok bir gezegenin çatışması var. Onları olumsuz etkileyecek. E niye bu, profesyonel kandırıkçı birine aşık olsun? Oyuncu birini hmm. sevsin. Entrikacılara dikkat. Entrikacı hiçbirini hayatınıza sokmayın. Peki partnerleri varsa ee, paranoya yapmaktan. Baskı yapmayacaklar. Uzak dursunlar. Oyun oynamayacaklar. Şüpheci davranmayacaklar. Peki iş ve kariyerde bu dönem yaptıkları ve başladıkları işlerin ...meyvesini tek tek toplayacaklar. Ay ne güzel. Paraya para demeyeceksiniz. Yengeç erkeği romantik midir? Çok romantiktir. Ama bu hafta mantıklı olmaya özen gösterecek. Tamam. Lütfen. Bu hafta aslında bütün yengeçler çok romantik, çok duygusal. Sadece mantıklarını ön plana tutmaları gerekiyor. Ee, i̇ş konusunda ekleyeceklerin ne var? Sonra evet, çalışmalarınızın geçelim. karşılığını alıyorsunuz. İşsiz bir yengeç burcuysanız... Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da Ay. başvurusunu yaptığınız bir işten başlayın cevabını alabilirsiniz. Sağlık? Sıhhat ve sağlıklı homini gıtlak tumba yatak yok. Sevgili Yengeç bu hafta gerçekten iştahını kontrol alman gereken bir haftadasın. Peki alalım mı spotunu bakalım alalım. Yengeç'in spotu nedir? Tek ihtiyacın mantıklı olmak. Karnın acıktığında bile mantığını devre, <gülüyor> <gülüyor> devreye zor. Zor bir, ama zor bir hafta. ...bakıldığında diyorsun ya... E, ...şimdi yersin ama birkaç hafta sonra çok mutsuz olursun. Şimdi ben diyorum ki... ...hafta sonu bir projemiz vardı... stand upçı bir arkadaşım bende kaldı... ...diyor ki... E, ...Allah'tan diyor dört kat aşağıya iniyoruz... ...mutfak için diyor... ...hiç işenmiyorum... ...karnım acıkınca ben koşa koşa iniyorum... ...fark etmiyor dedim... ...yedi kat aşağıda da olsa... ...yükselenim yengeç... ...ihtiyacım olan yemekse iniyorum aşağıya yiyorum... E, eğer öyle bir açlığın varsa o yemek neredeyse gidip zaten onu bulup alıyorsun. Yani. Tabii canım. Gecenin bir vakti canım bir şey istiyor çıkıp alıyorsun. Allah'tan bu. Sen şanslısın şekerim. Senin yükselen ikizler. Ya ne oluyor? Ee, maalesef senin 12. evini yengeç yönetiyor. Sezgisel hareket ediyorsun. O da çok kötü olsun ne Sizin güzel de çok kötü. Her şeyi anlıyorsun yani. Karşındaki evet, insanın ediyorsun. ne yapmak istediğini, amacını, çabasını her şeyi anlıyorsun. Bu da yoruyor insanı. Tabii ki. Aslanlar. Aslan gibi bir hafta sizi mi bekliyor? Hemen panik oldunuz değil mi? Aşkta iki yıldızı görünce. Bir dakika panik olmanıza gerek yok. Diğer tabloda gelsin. Ee, neden böyle? Gelecekle ilgili kararlarınızı odaklanacağınız bir haftadaymışsınız. Evet. Yani Bekar olanlar ve hayatlarında birileri olanlar varsa gelecek planlarına doğru adım adım yaklaşıyorlar. Aşk hayatınızda bazı endişeleriniz var ondan o iki yıldız bir de baş ağrılarınıza dikkat. Şimdi Nuray Sayar bize tek tek anlatsın sevgili aslanlar bu hafta neye dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar özellikle Dolunay yılın ilk Dolunay'ı sizin burcunuzda doğuyor ayın 28'i ile birlikte. Hangi alanda ruhunuzun şifalanmaya ihtiyacı var? Hemen bugün itibariyle bir düşünün. Kendinize hangi konularda haksızlık ettiniz? Kimlerin size haksızlık etmesine bile bile müsaade ettiniz, izin verdiniz? Bunlar üzerinde düşünün, affedemediğiniz kişileri affetmeye özen gösterin. Mümkün olduğunca özellikle e, romantizm dolu... Etkilerle başlıyorsunuz haftaya. Aynı zamanda ilişkilerde daha dikkatli iletişimler içerisinde olmaya özen gösterdiğiniz takdirde kalben derin yaralandığınız konuları da net bir şekilde çözümleyeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta sevdiğiniz insanlarla çok vakit geçirebilirsiniz. Uzun vadeli yeni planlar yaparsanız geçen hafta gerçekleştiremediğiniz birçok planınızı bu hafta tek tek geliştirip gerçekleştirebilirsiniz. Hadi bakalım. Ve oldukça cesur olacağınız bir haftadasınız. Şahane. Hatta gelecekle ilgili kararlarınıza odaklanmayı da başardığınız takdirde işinizi kariyer olarak yükseltebilir, maddi olanaklarınızı çoğaltabilir, arttırabilirsiniz. Süper. İşsiz bir aslan burcuysanız bu hafta daha önce başvurusunu yaptığınız ...ya da planladığınız bir işin oluşumuyla ilgili haberler de alabilirsiniz. Asla elde edemem dediğiniz imkanların sahibi de olabilirsiniz. Harika. Yeter ki kendinize duyduğunuz güveni arttırmak istedikçe arttırın Müthiş. mümkün olduğunca. Aynı zamanda aşk hayatınızda bu hafta oldukça hareketlenebilir, canlanabilirsiniz... Yeter ki siz ne istediğinize karar verin. Nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Evli bir Aslan burcuysanız eşinize verdiğiniz değerin karşılığını alıyor musunuz? Ya da sevdiğiniz kadına, sevdiğiniz adama verdiğiniz önemin önemliliğini o size hissettiriyor mu? Bunlar üzerinde biraz kafa yorun. Ama kafa yorarken de baş ağrılarına dikkat edin. Hani boş düşüncelerle kafa yorduğunuz takdirde sağlıkta Hafta boyunca başım ağrıyor diyebilirsiniz. Zaten bu sabah itibariyle birlikte baş ağrısıyla uykudan uyanmış olan aslanların endişe ve evham yapmasına da gerek yok. Ama lüzumsuz duyguların baş ağrıttığına emin olun. Yani bizim zihnimizde bir bilgisayar gibi. Bilgisayarın bile bazen ne diyoruz çöp kutusu var. Boşaltmadığımız anda Tabii. ne oluyor? Resetlenmediği anda doluyor, çöküyor. Ee, bak ben sabah örneğin cep telefonumu kilitledim. Kullanamıyorum cep telefonumu şu anda. Aa. E bu ikincidir. Merkür Retrosu ve Dolunay Sabah Sabah. Şifremi doğru giriyorum yanlış girdin. Doğru girdim üç kere yaptım blok oldu. Şimdi yayın bittikten sonra açtıracağım tekrardan. Dolayısıyla e, zihninizi lütfen e, artık düşüncelerden bir Aslan Burcu bireyi olarak arındırmaya Bilmiyorum. özen gösterin. Bak bu dediğin çok önemli. Eğer gereksiz duygularla yani gereksiz duyguların üzerinde patinaj çekersen istemeyen sonuçlarla karşılaşabilirsin. İş ve kariyer hayatlarında e, bir tek evli aslanlarla ilgili birkaç şey var. Evli aslanların e, endişe ve kıskançlıktan uzak durması lazım. E, partnerine bakarak varsayım yapmaması lazım. Hı hı. Onun ruhunu hissetmeye özen göstermesi lazım. Bunu başardığı takdirde o iki yıldızı bırak beşi Beşim. on yıldız yapabilir. Hadi gözünüz aydın. Kesinlikle. Sağlıkta e, zihninizi boş bilgilerle doldurursanız başınızı ağrıtırsınız. İş hayatında? İş ve kariyerde zorlu bir süreç, zorlu bir hafta olabilir. Para konusunda değil ama bu. Hak ettiğinizi kazanmak, elde etmek konusunda son derece başarılısınız. E, emek vermekten korkmayın. Hı hı. E, sadece... Sorumluluklar konusunda biraz yorulabilirsiniz. O da sizi zorlu bir süreçteymiş duygusuna doğru ilerletebilir. Ee, tavsiyem ne biliyor musunuz? Emek ve emek emek yoksa kazanmak da yoktur. Hatta spotum bu olsun. Emek yoksa kazanmak da yoktur. Emek veriyorsanız yorulacaksınız. Yoruldum demeyin bir laf var ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani Aynen. çalışacaksın, çaba sarf edeceksin. Oturduğun yerden hiçbir şey elde edemezsin. Sevgili Aslan bu hafta biraz emek harcaman, mücadele etmen gereken bir haftada olabilirsin ki öylesin. Tek tek şansın ilişkine de emek harcaman, işine de emek harcaman. Emek harcarsan güzellikler seni bulacak. Peki ya sevgili Başaklar. Gelsin bakalım çevrenizdeki sorun, sorunlarını dinlemeye biraz ara vermeniz gereken bir haftadasınız. İş hayatınızda fikir ayrılıklarını e, idare etmeye çalışmanız gerekiyor. Eklem ağrılarınız var. Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlığınız nasıl detaylarıyla Nuray Sayır'dan dinleyelim bakalım. Sevgili Başakları nasıl bir hafta bekliyor? Astrolojinin kraliçesi tek tek anlatacak. Şimdi öncelikle çalışan, iş sahibi olan, yönetici olan... ...iş düzeni içerisinde... ...sorumluluklara sahip olan... ...değerli başaklar... ...bu hafta... E, ...tamamiyle kendinizi... ...enerjisel olarak yükseltmeye... ...özen gösterin... ...ne kadar çok çalışırsanız... ...ne kadar çok programlı ve planlı olursanız... ...iş hayatınızda o kadar... ...başarılı olabilirsiniz... İş hayatınızda birlikte çalıştığınız... ...iş arkadaşlarınızla... ...fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz... ...evet hiç kimse... ...sizinle aynı fikirde olmak durumunda ve zorunda değil. Fikir ayrılığı yaşadığınız iş ve çalışma arkadaşlarınıza... ...karşı idareli olmaya, onları olduğu gibi görüp kabul etmeye... ...özen göstermeyi takdir ettiğiniz sayede başarınıza başarı katabilirsiniz. Ama fikirleri sizinle çatışan ya da fikirleriyle çatıştığınız kişiler ile... ...uzlaşmalı olmaya, aynı fikir birlikleri içerisinde bulunmaya... ...kendinizi ve onları zorlarsanız... ...işten olabilir, iş düzeniniz bozulabilir. O zaman ne yapıyoruz? İşimizden olmak istemiyorsak bir Başak Burcu olarak... E, ...ya da bir iş ortaklığı yapıyoruz, ortağımızla ayrılmaya hazır değilsek... ...yol ayrımları yaşansın, maddi kayıplara maruz kalalım diye... ...beklenti içinde değilsek... ...herkesin fikrine saygı duyacağız. Herkes ve her şeyi akışa olura bırakacağız. Ya işsiz bir Başak burcuysanız, iş hayatınızda kariyeriniz hakkında gelecekle ilgili gergin duygular ve düşünceler yerinde olmak yerine mümkün olduğunca iş arayışlarımıza umutlu bir şekilde adımlar atmalıyız bir Başak burcu olarak. Bu kadar CV gönderiyorum, bu kadar iş yerinden iş arıyorum, hiçbir cevap alamıyorum demek yerine bu çaldığım kapı kapandıysa diğerini açılmasın. Umudu olmayanın yarını olmaz. Asla umutsuz olmayın ve umutsuz davranışlar içerisinde bulunmayın. Mümkün olduğunca kapı çalmaya devam edin. İşsiz bir başak burcuysanız. Ve kapı çalmaktan da utanmayın. Ne diyoruz? İsteğini yüzü bir. açılsın, iste al. Al. Aynen Oturduğun yerden kimse sana bir şey getirmiyor. Başakların bu hafta tek tek istediği kapıları çalıp aşk hayatında da böyle mi? Sadece iş hayatında mı? Aşk hayatınızda özellikle... Aşk hayatında da gidip açılsınlar mesela, anlatsınlar mı duygularını? Şimdi bak evli olanlar, aile olanlar, çocukları üzerindeki konular üzerinde güzel gelişmeler yaşayarak... Bu gelişmelerin evliliğe de yansıması olacak. Örneğin bir Başak Burcu anne olmak istiyor, baba olmak istiyor bebek haberi alabilir. Aynı güzel. Çocukları olanlar eğitimleriyle alakalı müjdeli haberler alabilirler. Süper. Ee, kalbi boş ve yalnız olanlar ise yeni aşklara, yeni sevdalara başlama konusunda biraz zamana ihtiyaçları olduğunu bilincinde ne olsunlar. Kadar? Ee, yaklaşık bir 25 Şubat'a kadar. Çünkü gezegen kombinasyonları diyor ki acele etme. Neye acele edersen ona geç kalırsın. Ya Peki. da yanlış bir partnerle yol almak yerine kendinle yaşamda yol alarak ruhunu besle. Bu seni ileride aşk konusunda daha zengin edecek. Daha mutlu edecek. Çok iyi. Kesinlikle. Sağlıkta, Sağlıkları eklem ağrıları demişsin. Ek, eklem ağrılarına çok evet, dikkat etsinler. Ve mümkün olduğunca e, sağlıklı beslenmeye özen göstersinler. Spotum onlara çok çalış. Ve yaşamda mütevazi ol. Boşaklar zaten öyle değil midir aslında? Ama çok bu çalışırlar. hafta gezegenlerin kombinasyonları... ...onlara böyle bir uyuşukluk verebilir. Hmm. Ee, bilmedikleri bir hal enerjisine sokabilir. Peki çok çalış ve yaşamda... E, ...çok çalışmandan dolayı da başarılar elde edeceksin. Mütevazı. Ol. Sakın gururlanma. mütevazı olmanı Nuray Sayar'a özellikle tavsiye ediyor. Peki kime geldik? Terazilere, Terazilere geldik. geldik. Haftanın enlerinde teraziler neredeydi? Bir dakika ona bakacağım. Haftanın enlerinde uyumsuz burçlar arasındaydı. Hı hı. Uyumsuz burçlarda e, dolayısıyla aşıkta kaybedenler arasında boğa ve terazi vardı. Sevgili teraziler... Bakalım siz ne yapıyorsunuz bu hafta? Bazı olaylar istediğiniz gibi gelişmeyebilirmiş. Parasal konularda beklediğiniz, hedeflediğiniz o paralarda zorlanmalar yaşayacağınız bir hafta. Ağrılarınız var mı sırt ve bel ağrılarınız? Kulağınız bizde olsun. Nuraycığım ne diyorsun teraziler Şimdi sevgili teraziler e, ve yükselen teraziler. Ortaklaşa yaptığınız işler, ortaklaşa yaptığınız planlar ya da yatırımlar konusunda bu hafta zorlanmalar... Geçimsizlikler yaşamanız olası. E, bu geçimsizlikleri nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Sakinlikle, sürekli sizinle tartışan kişilere en büyük cezanız sessiz kalmak. E, ne deriz? Söz sükût ise bir atasözü vardı. Gerisi ne canım pardon söz sükût ise susmak altın mıydı? Yok aa. Bir dakika. Gümüş altındır. <laughs> Söz gümüşse sükut altındır. Sen de, Hayır, ben de tam tersini söyledin. <laughs> İyice beni kendine benzettin valla. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut <laughs> altındır. Rezil olduk. <laughs> Söyleyemedim. Ben ama gerçekten... Hayır ben... <laughs> Bu bir sinerji ve enerji işte. Değil sana benzettin? Üzüm üzüme baka kendine baka, baka Ne diyorsun yani terazilere? Diyorum ki susun. Ne olur ortaklaşa yaptığınız işlerde iletişimlerde mümkün olduğunca yaşadığınız geçimsizlikler karşısında karşınızdaki insanın çatır çatır çatlatmak istiyorsanız susun. Susun ki ne kadar geçimsizlik yaratabilir, ne kadar tartışabilir, sürekli bağıran birine cevap verdiğinizde daha çok bağırıp çağırmasına neden olursunuz. Bu partneri için mi iş hayatı? Hem aşk hayatında hem ortaklıklarında iletişim nedir? Arkadaşlıkta iletişimdir, evlilikte iletişimdir, ortaklıkta iletişimdir. Bu hafta terazilerin hayatındaki kişiler sürekli tartışan, bağıran, çağıran, şikayet eden kişilerle dolabilir yaşamları. Hmm. Onların sessiz kalması, bak sessiz kalması en büyük nispet, en büyük ceza, en büyük acı. Karşındaki'nin üzülmesini mi istiyorsun? Seni üzüyorsa. ...sen onu susarak üzebilirsin. İstediği lafı söylesin. Ben bana ait değil deyin. Geçin. Duymayın ve takılmayın. İnanın ne kadar çok şey başardığınızı göreceksiniz. Peki. Aynı zamanda sevgili teraziler ve yükselen teraziler... ...özellikle bunlara dikkat ettikleri sayede... ...hassas olan konuların başında aşk... ...çocuklar alanlarında... ...muazzam derecede yeni girişimler elde edilecek sonuçlar ve başarılar yaşayacaklar. Ay harika. İş ve kariyer hayatınızda bazı şeyler istediğiniz gibi yolunda gitmeyebilir. Parasal konularda zorlanacağınız bir hafta yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer alanınızda ise sürpriz gelişmeleri beklemeniz tavsiyem çünkü beklediğiniz takdirde her şey ...sakince beklemeyi başardığınız takdirde... ...her şey istediğiniz gibi olacak. Ne kadar bekleyecekler mesela? Yaklaşık bir 4-5 gün beklesinler. Ha, 4 -5 gün yani haftanın 5. ne kadar... ...iletişimde de sabırlı olmaları gerekiyor. Parasal konularda da sabırlı olmaları gerekiyor. İstek ve arzularında da sabırlı olmaları gerekiyor. Sabır onlara çok şey kazandıracak. Kesinlikle. Sabır acı ama meyvesi çok tatlı. İnanılmaz tatlı. E, istekleriniz olmadı diye e, isyan et is, isyan etmek yerine, sabırsız olmak yerine zamanı ihtiyacım var demeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda... E, Evli olan terazilere önerilerim var mı? E, bıdı bıdı yapmadıkları takdirde, şikayetçi olmadıkları takdirde tartışan, şikayet eden bir partnerle aynı evin içerisinde susmalı. Peki. Partneriniz diyelim şikayet ediyor kahve mi yapayım çay mı? Tatlı mı yapayım tuzlu mu? Oralı olma diyorsun. Işte. Oralı olma. Sen mutfağınla ilgilen. Sen git turşu kur. Pilav yap. Hiç oralı olma. Ya da oje sür. Rujunu sür. Maskeni yap. Hiç oralı olma. İster eril ister dişil. <laughs> Samimiyetle söylüyorum. Hiç oralı olma. Duyma görme. Peki. E, iş hayatlarında yani evliliklerinde bu kadar olaylara karşı e, e, nasıl söyleyeyim? Kulaklarını, kap gözleri kapayacaklar, kulaklarını tıkayacaklar. Onu da kazanan onlar olacak. Peki iş hayatlarında nasıllar? Ne yaparlarsa güçlenirler ve ne yaparlarsa... Bak istedikleri işler, istedikleri gibi haftanın beşinci gününe kadar olmayabilir, yolunda gitmeyebilir. Tamam. Ama iş hayatınızda ve parasal konularda haftanın dördüncü gününe kadar yaşadığınız zorlanmaların karşısında sabırlı olduğunuz takdirde inanılmaz güzel gelişmeler elde edebilirsiniz. Harika. İstediklerinizi istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Sağlık olarak ise sırt ve bel ağrılarına karşı dikkatli olun. Yani beliniz ağrıyorsa doktora gidin. Sırtınız Hı -hı. ağrıyorsa doktora gidin. Kendi kendinizi tedavi etmeye kalkmayın bu hafta. Ağrılar konusunda duyarlı olun. Duyarlı olun, dikkatli olun. Evham yapmayın, hekime gitmekten de çekinmeyin. Kesinlikle. Peki, parasal konularda zorlanacağınız bir hafta demişsin. Bu Hı -hı. zorlukları ne kadar sürecek? Dört gün. Yani haftanın e, dördüncü Tumar, günü Perşembe, perşembeye kadar. Tumay günü bitiyor. Ama ne yapacaklar? Temkinli, sabırlı, dikkatli, duyarlı oldukları takdirde haftanın beşinci günü itibariyle planladıkları her şey onların istediği gibi gelişecek. İnşallah. Spotum onlara. Alalım. Sabır çok şey kazandıracak. Sabır. Yani bu şarkı sizin için sabır sabır ya sabır. Evet. Ha evet öyle bir şarkı vardı. Evet. Sevgili... Teraziler sabreden derviş muradına ermiş. Bir e, sabredeceksiniz. Binlerce <laughs> güzellik size gelecek. Sevgili akrepler ne yapıyorlar peki? Bakalım sevgili akrepler. Uzun süredir çabaladığınız, sarf et çaba sarf ettiğiniz Bir işte nihayet başarılı olacağınız bir noktaya gelmişsiniz. Aile büyüklerinizle ilişkilerinizi daha da önemsemeniz gereken bir haftaya girmişsiniz. Güzel Haberler haftasındaymışsınız. Bakalım acaba bu güzel haberleri aşkta mı alacaksınız, işte mi alacaksınız? Nuraycığım kulağımız sende. Akrepler ekran başında. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bu hafta özel hayatınıza karşı oldukça düşünceli ve etkili olabileceğiniz bir haftadasınız. Düşünceli olurken evli olanlar, ilişkisi olanlar birliktelikleri ve beraberlikleri konusunda e, salı günü itibariyle sosyal çevrenizden arkadaşlarınızın ilişkiniz hakkında daha önce şikayetçi olduğunuz mevzuları sizi hatırlatması gerilmelerinize neden olabilir. Lütfen bunu hayatınızdaki partnere yansıtmayın. Neden yansıtmayın? İlişkinizde haklı olduğunuz konularda haksız olabilirsiniz. Olabilir. Hepimiz ilişkilerinde, evliliklerinde bazen eşlerine gücenebiliyor, kırılabiliyor, darılabiliyor. Bunu da en yakın arkadaşıyla paylaşabiliyor. Bu olay mevzu kapanıyor. Siz partnerinize dört dörtlük çok güzelken o arkadaşınız vaktiyle yaşadığınız acıyı konuyu size hatırlatıyor ve canınız sıkılıyor. Eşiniz bunu anlattığınızdan haberdar değil. O zaman siz de ne yapacaksınız? Ne arkadaşınıza kızacaksınız ne de arkadaşınızın anlattığını partnerinize yansıtacaksınız. Eğer buna dikkat ederseniz ilişkinizin enerjisinin dengeli bir şekilde devam etmesine yardımcı olabilirsiniz. Peki kalbi boş olan, yalnız olan bir akrep bireyiyseniz çarşamba günü itibariyle arkadaşlarınız sizi yeni kişilerle tanıştırabilir. Ve çarşamba, perşembe tanışacağınız kişiler hayatınızın aşkı, hayatınızın ilişkisi olabilir. Süper. Bak ilişkisi olanlara uyarımı yaptım. Evli olanlara ne dedim? Geçmişteki şikayetleri gündem konusu yapmadığınız Mutlusun. takdirde çok mutlusunuz. Bekarlar. Kalbiniz boşsa, kalbiniz boşsa çarşamba ve perşembe günü sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi yeni kişiler ile tanıştırabilir. Güzel, değişik, farklı insanları tanıyarak neşeniz yerine girebilir. Aile büyüklerinizle ilişkilerinizi ne olur önemseyin, ne olur önemseyin. Annenizin nasihatini kulak arkası yapmayın. Babanızın nasihatini vasiyet gibi kabul edin. Hmm. Aile büyüklerinizle de ilişkiler konusunda çok duyarlı olun. O kadar önemli. Çok yani önemli. Ya yani resmen geleceğinizle ilgili. Ee, söylenen sözler vasiyet olabilir size. Peki güzel haberler alacağınız bir haftada demişsin. Bu aşk mı iş? Mi? Hem aileden gelecek haberler, hem aşktan yana gelecek haberler, hem işten yana gelecek haberler. Çok iş. İş ve kariyerde iş fırsatları bugün itibariyle karşılarına gelebilir. Bugün uykudan uyandığınızda istiz bir akrep burcuysanız belki biraz sonra çalacak bir telefon ile kabul gördüğünüz bir teklifin haberini alabilirsiniz. Ay harika. İşsiz akreplerin yeni işlere sahip olacağı bir hafta. Kesinlikle. Bu yaklaşık 7 gün sürecek. 7 gün boyunca işsiz olanlar iş buldum çığlığını atabilirler ve hayatınızın dönüm noktası olacak işlere başlayabilir. Harika. Bu işlerde yücelip yükselip ilerleyebilir. Maddi ve manevi açıdan Muazzam güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Süper. Aynı zamanda çalışan, düzenli bir işe sahip olan iş ve kariyerde fırsatlarını, kariyer alanlarını muazzam etkileyecek olan yeni oluşumlar içerisinde olabilirler. Aynı zamanda kariyerinizde önem vermek istediğiniz alanlara önem verirken parasal konularda haftanın e, ilerleyen ...tamamında gündem konusu oluşturacak büyük kazanç gelirleri elde edebilirsiniz. Sürpriz imkanlara sahip olabilirsiniz. Hatta ee, parasal konularda sürpriz dönüşümler de yaşayabilirler. Örneğin bir kaybınız varsa bir yatırımdan dolayı kazanca dönebilir. Büyük bir fırsat durumu oluşturabilir. Güzel haberleri parasal konularda da elde edip alırken inanılmaz derecede mutlu olacaksınız. Ailevi konularda yönettiğiniz ilişkiler varsa, e, ilişkisi bozulan insanların ilişkisini toparlamak için bir mücadeleniz varsa, o alanlarda baskıcı olmamaya özen gösterin. E, örneğin e, bir akrep bireyiyseniz, e, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz, ilişkileriyle alakalı, evlilikleriyle alakalı çıkmaz geçimsizlikler yaşıyorsa, çiftlerin ilişkisini toparlamak için mücadele veriyorsanız, emek harcıyorsanız, baskı kurmadan, zorlamadan, verdiğiniz emekle düzelebiliyorlarsa düzelsinler, düzelmiyorlarsa, yol ayrımı istiyorlarsa lütfen saygı duyun. Kişileri kendi yollarında, kendi özgür iradeleriyle bırakmaya özen gösterin. Yoksa Yakınlarınızla iletişiminizin bozulmasına neden olabilirsiniz. Sağlık nasıl? Sıhhat ve sağlık alanında bu hafta e, sinüzit migren gibi konular hususunda rahatsızlıklar olabilirler. Dikkatli olun. Özellikle bu hafta e, onlara, spotum, umutla başladığınız her şey mucizeyle sonuçlanacak. Umutla başladığın her şey sevgili akrep mucizeyle sonuçlanacağı bir haftadasın. Haftan güzel olsun ve sevgili yaylar sıra size geldi. Ben spotu yazarken sen istersen hemen yaylara gelsin bakalım ekrana tek tek söyle. Özgür Aşıklara olmak ve sağlıkta neler sizi bekliyor? Nuray anlatacak şimdi. Özellikle başlıklarım şu. özgür olmak isteyeceğiniz bir hafta bu hafta. Maddi planlarınız istediğiniz gibi ilerleyecek. Sahip olduğunuz her şeye şükredeceğiniz bir haftadasınız sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sizin için özellikle e, gök kubbe uyarıda bulunuyor. Diyor ki yaptığın işte koşturduğun e, sorumluluklarda çalışkanlığın üretkenliğin sayesinde maddi planlarınız istediğiniz gibi sonuçlanıp ilerlerken işten yana keyfinizin yerinde olup artarak yükselmesi çevrenizdeki kişilerin biraz sizi kıskanmasına neden olabilir. Hmm. Yani yaşadığınız güzellikleri, mutlulukları tabii ki paylaşmayı istersiniz. Ne deriz? Eskiden de bence o, artık bu çağda o yok. yok. Acılar e, paylaşıldıkça azalır. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Evet. Bence acılar paylaşıldıkça çoğalır mutluluklar paylaştıkça azalır. Artık devran geriye dönüyor. Çünkü insanlık kimseye anlatma diyorsun. Mutasyonu değişti. Mutasyona uğradık biz kesinlikle. Dolayısıyla e, ben artık acımı kimseyle paylaşmıyorum. Mutluluğumu da kimseyle paylaşmıyorum. Ben kendi adıma mutluysam bu bana yetiyor. Çünkü karşındaki seni istediğin gibi algılayamıyor. Tabii ki dostlarım var, paylaştıklarım var. Ama ulu orta yapmıyorum bunu çünkü insanlık mutasyona uğradı. Ve biz artık hava çağından geçiyoruz. İnsanlar başkalarının mutluluğuyla mutlu oluyor. Başkasının acısıyla seviniyor. Tabii. O yüzden o yüzden lütfen neye dikkat edin bu hafta biliyor musunuz? Ne acınızı ne de mutluluğunuzu kimseyle paylaşmayın. Her şey sizin içinizde kalsın. Mutlak ki sevdiğiniz dostlarınız vardır. Mutlak ki çok, anneniz vardır. Yani bu hafta ya vardır. çok güzel bir hafta yaşayacak. Muazzam bir hafta Hiç yaşayacak. Hiç anlatma diyorsun yaşadığın anlatma. hiçbir şeyi. Anlatma ki e, düşmanın artmasın. Anlatma ki arkandan uğraşanların çoğalmasın. Anlatma ki kimse senin işini bozmasın. Buna çok dikkat Vallahi et. Vallahi ne günlere kaldık ya. Öyle ama gezegenlerin kombinasyonu bizi uyarıyor. Diyor ki... Mümkün olduğunca kendi içinde kalsın her şeyin yarınların yoksa daha güzel olmaz. Peki yayın özellikle e, bekarlar ve evliler olarak aşk hayatını değerli Aşkta macera hayatını. peşinde koşmayın. Hmm. Bir yay burcuysanız, evet yeni insanlarla tanışabilirsiniz. E, tanıdığınız insan size önce güven vermeli. Önce size huzur verebiliyor mu, güven verebiliyor mu? Çok önemli. Bunun üzerinde düşünün. O güveni o huzuru hissedemiyorsanız o insanı hayatınıza sokmayın değil alanınıza bile yaklaştırmayın. Yani bir sınır çizin alanınıza bile yaklaşmasın ama güven veren huzur verdiğini hissettiğiniz herkesle bir arada olabilir yol alabilirsiniz. Peki Peki bunu nasıl anlayacağım? Konuşarak anlayacaksın. İnsanların yaydığı bir enerji var. E, ille enerji uzmanı olmaya gerek yok ki, bir arkadaşınızı çok seversiniz, evine gidersiniz, bunu alırsınız. Evinin enerjisi size uymaz. Olmuyor mu? Hepimizde oluyor. Ya da mekanını seversiniz, kişiyi sevmezsiniz. O enerjiyi, o elektriği alamazsınız. Elektriği kaldığınız herkesin elini tutun, alamadığınız herkese çizginizi koyun. Sınırınızı belirleyin. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda evli olanlar, ilişkisi olanlar, aşk hayatlarında, e partnerleriyle sevgi, iletişim, romantizm konusunda çok fazla meraklı olabilirler. Hmm. Yine maceraya gerek yok diyoruz. Macera oluşturmayın. aman dikkat diyoruz. Ee, gezegenlerin etkisiyle etkisi, yanlış yapabilirsiniz. Macera et, etkisi oluşturacak konuşmalar yapmayın. Gaflar yapmayın, düşünmeden konuşmayın. Peki. sözlerinize dikkat edin. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınızı dengeleyin. Mümkün olduğunca huzurlu, uyumlu olmaya süre gelen bir ilişkiye, evliliğe sahipse niz özen gösterin. İş ve kariyer alanlarınızda bekarlarsa peki bekarlarsa kalbi boş olanlar elektrik aldıklarıyla yol alsınlar, alamadıklarına sınırlarını çizsinler. Elektrik aldıkları da yoksa o zaman beklesinler. Yeni aşk var mı mesela? Hayır. Ne zamana kadar bekleyecekler? E, 24 Şubat'a kadar. ...bekleyecekler. Çünkü bak Merkür gerilemeye başlayacak... ...sonra Neptün, Satürn'ün... E, ...zorlayıcı bir kare açısı var. E, Neptün nasıl bir gezegen biliyor musun? Gördüğünü göstermez. A önüm, önümdeymiş... ...görememişim dersin. Dolayısıyla... ay ...hayatımın en doğru kadını da... ...dedirtir sana. Ya da hayatımın en doğru prensini tanıdım diyebilirsin... Aman ya Rabbi tanımaz olaydım dersin. O kadar. O yüzden ne olur 25 Şubat'a kadar e, elektrik aldığınla bu bir hafta boyunca ne istiyorsan onu yap. Güven veriyorsa başla, vermiyorsa uzak dur. E, macera arama kendine. İş şey hayatları nasıl? İş ve kariyer alanlarında çok kazanacaklar, çok ilerleyecekler. Aa çok güzel. Ama e, konuşmasınlar. Anlatmasınlar, abartılı davranışlardan uzak kalsınlar. Spotum onlara bir sağlık da var. Sağlık ve sıhhat konusunda bedensel e, olarak böyle birazcık kazalar konusunda temkinli olsunlar. Dikkatli dağınıklığı. Baktım. Kazaları açık oldukları bir hafta çok dikkatli ve tedbirli olun. Evet. Haftanın enlerinde en paraları arasındasınız sevgili yaylar. Peki spotumuz ne? Bak mum olmak kolay değil. Işık olmak, saçmak önemli olan ışık ol etrafına. Yaptığın her hareketinle etrafına ışık olursan o ışık seni yani kendi ışığın seni zaten doğruya götürecektir. Sevgili yay haftanın para konusunda en şansları arasındasın. Şimdi sevgili seyircilerimiz kalan burçlara devam edeceğiz izlemeyenler, kaçıranlar tüh Burcum ne dedi? Spotumu kaçırdım diyenler tekrar edeceğiz 12 Burcu Koç'tan başlayıp reklamlardan hemen sonra buradayız. Televizyonu kapatmayın sonra kaçırıyorsunuz yazıyorsunuz bana hemen geleceğiz dakikalar sonra. 12 Burcu tekrar edeceğimiz bir zaman dilimine girdik ama son kalan Burcumuz Oğlak kova ve balıkları söyledikten sonra e, koçtan başlayarak 12 burcu tekrar edeceğiz ve spotlarını da vereceğiz hanımlar beyler haftaya bizi izlemeden Nuray Sayar'ı dinlemeden lütfen başlamayın sevgili Oğlaklar önce tablonuz gelsin asla kararsız davranışlarda bulunmamanız gereken bir haftaya girmişsiniz aşk hayatınızda inişler çıkışlar var. ...her konuda kendinize güvenmeniz gereken bir haftadasınız. Nuraycığım, oğlaklar ekran başında ve seni dinliyorlar. Yükselen oğlaklar ve güneş oğlaklar, ay burcu oğlak olan bireyler. Bu hafta öncelikle e, işlerinizi, beklentilerinizi, planlarınızı... ...önemseyeceğiniz bir hafta yaşamakla birlikte... E, ...ekonomik anlamda sizi düşündüren, üzerinde endişe yaşadığınız sizlik yaşadığınız her bir şeyle ilgili de büyük e, kaosları geride bırakabileceksiniz. Süper. Ama e, çalıştığınız, yaptığınız, planladığınız işlerde asla kararsız kalmamanız gerekiyor. Kesinlikle kararsızlık yaşamamamız gerekiyor. Takarım, takarım. Asla kararsız kalmamanız Oldu. gerekiyor. Hı -hı. Oldu. E, bu hafta e, iş hayatınızda, Çevrenizdeki bazı insanların yaşadığı belirsizliklerden etkilenebilirsiniz. Yani çevrenizdeki birlikte çalıştığınız insanların yaşadığı belirsizliklerden etkilenebilirsiniz. Tamam. Peki bunların etkisinde kalmamak için ne yapmanız ne gerekiyor? Lazım. O onun hayatı deyip kendi işinize konsantre <laughs> olmanız lazım. Ee, aynı zamanda hem aile hayatınızda hem de arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim bozukluklarını muazzam bir şekilde ortadan kaldıracaksınız. Hmm. Ve uyum, huzur e, inanılmaz derecede e, denge sağlayacak ilişkilerinde. Aile ilişkilerinde, dostluklarında Süper. muazzam uyum, denge, huzur ahengi içinde olacaklar. Gök kubbe aşk hayatınızda evli olan, ilişkisi olanlar için kendilerine ve ilişkilerine karşı sorgulayıcı tavırlar... ...davranışlar sergiledikleri takdirde muazzam kaoslar yaşayabilirler. O yüzden eğer ilişkinizin, eğer evliliğinizin, süregelen beraberliklerinizin enerjisinin bozulmasını, dağılmasını istemiyorsanız... ...asla partnerinize karşı sorgulayıcı olmayın. Kalbi boş olan bir oğlak burcu bireyiyseniz, e, hayata sizinle aynı pencereden bakan... Yaşam ritmi ve enerjisi size uyumlu olan kişiler ile haftanın ikinci ve üçüncü günlerinde size göre tesadüf gök kubbeye göre zamanı olan tanışmalar yaşayabilirsiniz ve hı hı. muazzam yeni aşklara, <laughs> yeni ilişkilere adımlar atabilirsiniz. Bu durum istikbal verebilecek beraberliklerin başlamasına etki ederken gelecek kararı almanıza da yardımcı olabilir. Kalbi boş olanlar yeni aşklara başlıyor. Evli olanlar ilişkilerinde sorgulayıcı olmadığı takdirde kesinlikle ve kesinlikle ilişkilerinin ritmini ve enerjisinin bozulmasına engel oluyor. Peki iş ve ticari iş, ticaretle alakalı işleriniz varsa kariyer hayatınızda iş ve kariyer hayatınızda artık kendinize olan güveninizi yükseltiyorsunuz. Gezegenlerin kombinasyonu yapmanız Süper. gereken sadece hayatınızda yaşadığınız e, ...olumlu şeylerin enerjisini daha çok ön planda tutmak ve arttırmak olmalı. E, özellikle sağlık olarak da e, dişlere, e, ayaklara özen göstermeleri gerekiyor Diş bu aslında. Diş ayak sağlığı. Diş ve ayak sağlığına özen Peki. göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda hafta boyunca çalışmak ilerlemek, onların yaşamında muazzam derecede imkanlara ve daha çok kazanma fırsatlarına da sahip olacak. İşsiz bir Oğlak burcu bireyi. Şimdi işi olanlar düzeninde, gelirinde ilerliyor. Peki iş sahibi olmayan, işsizlik yaşayan, muazzam derecede borcu harcı olan Oğlak burçlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle bu hafta yeni iş fırsatları gelemeyebilir ama bu durum sizin iş fırsatlarını oluşturmanıza engel olmasın. Mümkün olduğunca araştırmacı olun. Kendinizi hangi konuda başarılı hissedeceğiniz işlere yatkın görüyorsanız o alanlarda e, arayışlarınızı yapın. Okuyan, eğitimle alakalı e, sorumluluğu olan bir oğlak burcu bireyiyseniz, öğrenci olan bir oğlak burcu bireyiyseniz, Lütfen konsantrasyonunuzu arttırmaya özen gösterin hı hı. mümkün olduğunca. Ee, ailevi ve a ailevi ilişkilerinde aile büyükleriyle tutarsızlık yaşayanların aralarındaki ilişki dengesinde uyum olacak bu hafta. Hı. Küs oğlaklar varsa kardeşleriyle, ebeveynleriyle muazzam derecede fikir birlikteliği e, denge, uyum ve huzura sahip olacaklar. Süper. Bu hafta oğlaklara spotum. İstemekten korkma. E, sağlıkla ilgili eklemle. ve ayak, ayak sağlığı, sağlığı ve diş sağlığına dikkat Spotumu etsinler. Spotunu bir daha alalım. Spotum onlara. İstemekten çekinme, korkma. Ne ihtiyacın varsa iste. Evet, istemekten çekinme. Sevgili oğlak, yani mutlaka adım atman gereken bir haftadasın. Ee, senin kapının çalınmasını bekleme, lütfen sen git kapıları çal. İstediğin hedefine en kısa zamanda ulaşabilmen dileğiyle güzel bir hafta olsun. Ee, koçu, boğayı, yengeçi, ikizleri, aslanı kaçırdıysanız lütfen ee, takip etmeye devam edin. Az sonra tekrar 12 Burcu spotlarıyla vermeye başlayacağız ve... Ve onu da hemen söyleyeyim, yükseleninizi mutlaka bu kez can kulağıyla dinleyin. Sevgili kovalar, sevgili kova muhteşem bir haftadasın. Haftanın en şanslı, en mutluları arasındasın, bir de en uyumları arasındasın. Sevgili kova neye dikkat ediyor? Bazı arkadaşlarınızla iletişimi koparmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. İş hayatınızda çok yoğun zamanlar var. Yani bol kazanç da gelebilir bununla beraber. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmemeniz gereken bir haftaya girdiniz. Peki. Evet. Bakalım bu hafta sevgili kovaları neler bekliyor? E, neyi yapsınlar, neyi yapmasınlar? Çünkü çok güzel bir hafta. Çok güzel bir hafta. Özellikle sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta iş hayatınızda yardım edeceğiniz insanlara karşı araştırmacı olun. Bak iyilik yapmak çok güzel bir şey. Ama Sizden yardım isteyen kişinin gerçekten o yardıma ihtiyacı var mı? İyilik yapıp kötülük bulabilirsiniz. Aynen öyle. Dikkat. Bak, her şey çok güzel ama o güzellikleri bizim davranışlarımız, yaşamda aldığımız yolumuz, dengemizi bozduğumuz anda her şey alt üst olabilir. O yüzden bu hafta kova burçlarından bazı arkadaşlarınız sizden yardım isteyebilir. Tabii ki yardımcı olun. Ama yardım edeceğiniz kişinin o yardıma gerçekten ihtiyacı var mı? Araştırarak yardımcı olun. Ee, aynı zamanda iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler ile aranızdaki denge muazzam bir ahenk içerisinde olacak. Geçtiğimiz haftalarda sizi anlamadığını düşündüğünüz bir patron ile çalışıyorsanız ya da bir yönetici ile iş birlikleri içindeyseniz üstünüz... As, yani üstünüzdeki altın As, üst, ile Aslar evet. üstlerle ilgili muazzam uyumlar elde edecekler. Yaşanan geçimsizlikler ortadan kalkacak. Kova burçları iş ve çalışma hayatlarında inanılmaz huzur elde edecekler. Aa, çok iyi. Ve çok çalışmalı bir hafta içerisinde olacaklar. Hatta evinizde, iş yerinizde tadilat gibi işleri ertelediyseniz bunlara da kalkışabilirsiniz. Bu dönem kalkıştığınız tadilatların daha uygun fiyata çıkarabilir. Hmm. Daha olumlu sonuçlar elde edebilir. Gözünüze de güzel gelen sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla Süper. sevgili Kovalar, iş ve kariyer hafta iş ve kariyer hayatlarında borçları olan, ödeme konusunda sıkıntı yaşayan Kova burçları inanılmaz güzel para kazanarak borçlarından kurtulmanın da huzuruna elde edecekler. Süper. Peki aşk hayatınızda bekar olan bir Kova burcuysanız Artık aradığınız prenses ya da prens yolunuza çıkabilir, önünüze gelebilir. Inşallah. i̇nşallah. Hayatınız değişebilir. Ee, yani ufukta öyle bir aşk var ki bu beni nereden buldu dedirtebilir. O kadar. Çok güçlü ilişkilere, çok büyük aşklara e, isimlerinden çok fazla konuşturturacakları beraberliklere başlayabilirler. İnşallah. Kesinlikle kova burçlarının aşk hayatında sihirli değnek. Artık bu hafta onların hayatına değdi. Harika. Ve ayın 30'unda yılın ilk Merkür gerilemesinin Kovada başlayacak olması 22 Şubat'a kadar gölge enerjisiyle birlikte askıda kalan, yarım kalan, sonuçlanmayan, yıldıkları, yoruldukları, bıktıkları bütün işlerden kurtulacaklar. Neden kurtulmak istiyorsanız ondan kurtuluyorsunuz. Neden yıpranıp yorulduysanız ondan arınıyorsunuz. Hı hı. <laughs> Kendi hayatınıza çeki düzen vermek konusunda geçtiğimiz haftalarda yaşadığınız zorluklarınız varsa bunları kolaylıkla aşıyorsunuz. Süper. Bekarlar büyük aşklara başlıyor. İlişkisi olanlar, evli olanlar ise inanılmaz e, yaşadıkları karma karışık durumları aşmak için zorlanmayacaklar. Bunları ortadan tamamen kaldırıp yok edecekler. Aşk ve duygusal hayatları çok güzel, şahane tamamen. olacak. Müthiş. İş hayatlarında çalışma, kazanma, ilerleme, başarı, bir tek riskleri dikkat etmeleri gereken husus, işte ve sosyal çevrelerinde yardıma ihtiyacı olan kişiler. Onlardan yardım istediğinde araştırmadan bu kişi o yardımı hak ediyor mu? hakikaten yardıma ihtiyacı var mı? Bunun üzerinde temkinli, dikkatli oldukları takdirde hayatlarında hiçbir şeyin onları üzmesi, yorması, zorlaması gibi bir durum söz konusu değil. Peki iş hayatlarında başka kendi özel yaşa yani iş yaşamları için gelişme, değişim, bir iş değişikliği, bir kariyer planı? Valla bir rüzgar enerjisi var kovalarda. Nereden esecekleri belli değil. E yeter ki iyilikleri onları mahvetmesin, iyilik yapıp kötülük bulmasınlar. Bunun üzerinde duruyoruz bu hafta. Ama onun dışında zirve haftasındalar. Ay çok iyi. Adlarından iyi yönde çok söz ettirecekler. Süper. E çok iyi para kazanacaklar. İşsiz bir kova burcuysanız, borcu olan bir kova burcuysanız borçlarınızdan kurtulacaksınız. Alacak verecek işleriniz varsa bunları tamamlayacaksınız. İşsiz bir kova burcuysanız ortaklaşa iş kurma teklifi alabilirsiniz. Eğer bu teklif içinize siniyorsa, size e, huzur veriyorsa reddetmeyin ve kabul edin diyor gök kubbe. Çok iyi. Aynı zamanda yeni bir işe başlamak, yeni bir proje üzerinde çalışmak da e, onlara muazzam derecede huzur verecek. Sağlıkta sindirim sistemine, mideye çok dikkat etsinler. Spotumuz ne peki? Spotum onlara artan umutlarını daha çok arttırmaya özen göster. Artan umudunuzu arttırmaya devam edin sevgili kovalar ve sırada sevgili balıklar. Bakın tablonuza bakın sevgili balıklar. Aşk 2. Sağlık 3. Para 5. Şimdi evet. böyleyken hemen endişe duyabilirsiniz. Bak sağlıkta... Öbür sol... tablo da tabloda gelsin. Hı hı. hı. Seni dinliyoruz Nazım. Sevgili sevgili balıklar ve yükselen balıklar, saat ve sağlık alanınızda soğuk algınlığına ve bağışıklık sistemine her haftadan e dikkat ediyorsunuz ama bu hafta daha çok dikkatli, temkinli olmanızı uyarıyor gezegenlerin kombinasyonu. Özellikle e sevgili balıkların iş hayatı, kariyeri konusunda bedensel olarak çok yorulabilirsiniz, çalışma hayatınızın etkisini arttırmak, bol bereketli paralar kazanmanıza etki ederken e, yorulmamaya, e, yılgın davranışlar, yol, bıkkın, e, yorulmuş davranışlar çalıştığınız kişilere sergilememeye özen gösterdiğiniz takdirde işinizdeki e, çalışma enerjinizin daha çok artmasına yardımcı olurken, arzu ettiğiniz, beklentisi içinde bulunduğunuz iş sonuçlarını da hiç doğruluk çekmeden elde edebilirsiniz. Harika. Ama yorgunluk, bezginlik, e, bıkkınlık, şikayetçi tavırlar farklı durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hı hı. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle e, sevgili balıkları sevgili balıkları bu hafta beden ve beyin olarak e, yoran düşüncelerden dolayı e, çalışma hayatlarının ...enerjisinin düşmesine neden olabilir. Zihinsel olarak da... ...bedensel olarak da... ...kendinizi yorgun hissediyorsanız... ...maneviyatınızı ve bedensel enerjinizi... ...yükseltecek alanlarınızı yükseltin. Dua edin, meditasyon yapın. Size ne iyi geliyorsa... ...onu arttırmaya özen gösterin. Yoksa e, ee, bu bezginlik sizi depresyona sürükleyebilir. Daha kötü olur. Bu depresyon ise sizi işin, yolunda giden işinizin yolundan çıkmasına hatta işten çıkarılmanıza işsiz kalmanıza bile neden olabilir. Allah göstermesin. Tabii ki bunlara dikkat edeceksiniz efendim. Sağlıkta soğuk algınlığına işte şikayetçi olmamaya peki işsiz olanların ne yapması gerekiyor? İşsiz bir balık burcuysanız Özellikle kariyer hayatınızda güvendiğiniz insanların size açan, kapı açabileceklerine inanıyorsanız gurur yapmayın, onur meselesi haline getirmeyin, gidin işe ihtiyacınızın olduğunu gücü olan insanlardan isteyin. Bu hafta istediğiniz takdirde işsiz bir balık burcuysanız yardım istediğiniz kişilerden Tam yardımları, istediğiniz iş olanaklarının kapılarının açılmasına vesile olan durumları oluşturabilirsiniz. O yüzden gurur yapmayın, alıngan tavırlar göstermeyin. Yani işsiz olan birinin gücüne güvendiği birinden iş talebinde bulunmasına e, çekinmemesi gerekiyor bu Peki. hafta. Buna özen gö göstermesi gerekiyor. Peki evli olanlar? Aşkta yalnız olanlar ne yapsın ne yapmasın. Özellikle bu hafta kafanızdaki e, aşk hayatınızla, evliliğinizle ilgili karışıklıklarınız varsa bu karışıklıkları takıntılı tavırlar barındırdığınız takdirde zihninizden dağılmalara, e, ayrılıklara neden olabilirsiniz. Örneğin partnerinizin size olan sevgisine güven duymuyorsanız neden güven duymadığınızın üzerinde düşünün. Eğer bunun e, istesinizle cevabını bulamıyorsanız partnerinizden yardım isteyin. Ya da iyi bir terapiste gidin. E, şüpheci tavırlar, kıskançlıklar yapmamaya, ilişkinizin berbat olmasına neden olmayın. Kalbi boş olan bir balık burcu bireyiyseniz... Yeni kişilerle tanışabilirsiniz ama şu an yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye başlama durumuna sahip olanlar Mikrofonla imtihanım var vallahi evet, bu gün. Göz... haftalardır biliyor musun? <laughs> Nedir benim imtihanım? <laughs> en son cümleyi duyamadı balıklar. Bir daha. Kalbi boş mi? olan, yalnız olan bir balık burcu bireyiyseniz aşk hayatınızda yeni kişilerle tanışabilir karşılaşabilirsiniz. Hmm. Ama gök kubbe diyor ki geçmişe ait problemlerini çözmediysen, öfkelerinden, sıkıntılarından arınmadıysan yeni bir ilişkiye bağlı, başlamak için doğru bir zamanda değilsin. Bunu senden başkası bilemez. Peki doğru zaman ne zaman balıklar için? Doğru zaman ilişki? 22 Şubat ve sonrası Peki, için. Peki iş hayatları için uyarıların, önlemler İşsiz neler? İşsiz olanlar, sözüne, özüne güven duyduğu kişilerden İş talebinde bulunması için doğru bir hafta. Tamam. Çalışanlar ise bezmeden, bıkmadan, uğraşıyorum demeden işine sahip çıkmaya özen göstersin. Sağlıkları nasıl balıkların? Sıhhat ve sağlık alanında ise onların da bu hafta mümkün olduğunca beden sağlığına, ruh sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Ruh ve beden bütünlüğü önemli. Çok önemli, kesinlikle çok önemli. Spotum onlara isyankar olma ne olur? En çok hangi konuda isyankar olacaklar bu tamamı. Hafta? Özel hayat mı iş hayat mı? Hem iş hayatı hem özel hayat. Peki bu isyankar olma durumları ne kadar sürecek? Ee, yaklaşık bir 11 gün sürecek ama ilk 7 günü çok etkili. Bu 7 günü aşarlarsa geride kalan 3-4 günü zaten kolaylıkla ortadan kaldırmış olurlar. Peki. Tekrar.